çoban. Küçük çoban derlerdi ona. Adı Ali'ydi ama pek adını kimse bilmezdi. Her sabah köy meydanında toplanan koyun sürüsünün önüne katar, dağ dağ, orman orman gezerdi. Ama her çocuk gibi onun da ufak yaramazlıkları vardı. Annesi her sabah Ali'yi sürüye giderken sıkı sıkı tembihlerde bulunur. Birçok tembihler arasında deli dolu akan nehre girmemesini sık sık hatırlatırdı. O sabah yine sürüsünü toplayan Ali ormana doğru yürümüştü. Hava o kadar tatlıydı ki ama daha ormanın kenarına bile ulaşmadan yaz güneşi etrafı kavurmaya başlamıştı bile. Küçük Ali'nin alnında ter damlacıkları birikip birikip şakaklarından sızmaya başladığında sürü de ormanın kenarına ulaşmıştı. Ali bir süre oturup dinlendi. Uzaklara giden kuzuları Ali'nin köpeği Bobby hemen koşup çeviriyordu. Ağaçların gölgelediği o çayırlar daha gürdü ama sürüde bulunan keçiler ağaçlara zarar vermesin diye ormana fazla yaklaştırmıyor. Güneşin yakıcı sıcağına rağmen kendisi de kuzularla birlikte güneşte duruyordu. Birden aklına bir fikir geldi. Sürü susamıştı. Az sonra onları nehre sürecekti. Kuzular sularını içerken kendisi de birazcık serinleyecekti. Annesi nehre girmemesini hep söylerdi ama derinlere gitmedikten sonra bir şey olmazdı. Bu düşüncelerle sürüyü nehre doğru sürdü. Kuzular yayıla yayıla berrak suların çağıldadığı nehre ulaştılar. Kuzular çayırlardan doya doya yiyip serin sulardan kana kana içtiler. Sonra da oturup başlarını birbirlerinin gölgesine sokup geviş getirmeye başladılar. Nehir güneşin altında parlayan şekliyle çok çekiciydi. Ali daha fazla dayanamadı. Kendini serin suların kucağına attı. Önce sığ yerlerde çırpındı. Sonra da kendini derinliklere attı. İşte olanlar olmuştu. Kapıldığı gizli girdap Ali'yi derinliklere doğru çekiyordu. Üstelik bacağına giren krampla kas katı olmuştu. Çırpındı, bağırdı, kendinden geçti. Ali kendinden geçtiği için sadık köpeği Bobby'nin kendisinin sulara atıldığını, kendisini çekip kıyıya çıkardığının farkında bile değildi. Ne kadar öyle kaldığını bilemiyordu. Kendine geldiğinde sadık köpeği Bobby ve sürü başındaydı. Bobby'ye çok teşekkür etti. Bir daha böyle bir şey yapmamaya ve annesinin sözünü dinlemeye karar verdi.